Dün bir arkadaşımız mağrip ülkelerinden birisinden adını söylemeyeceğim iz sürerek neresi olduğunu tahmin edersiniz telefon etti. Devletin başındaki insanlarla görüşüyorlar. Çok fazilet mağrip bir insan. Diyor ki hapishaneden çıktık geldik idareye talip olduk. Vaka Hazreti Yusuf da böyle yapmıştı telefonda bana anlatıyorlar. Ama o peygamberdi. Allah onu yalnız, bilgisiz bırakmıyordu, teyit ediyordu. Yanlış adım atmasına fırsat vermiyordu. Biz insanız. Öyle bir müeyyidemiz yok bizim. Öyle bir teyitçimiz yok bizim. Fakat sizin şeyiniz var diyor. Tecrübeleriniz var. Ne olur bizi yalnız bırakmayın da bu tecrübelerden istifade ederek biz de meseleyi dipten ele alarak bir yere kadar getirelim diyor. Eğer bazı arkadaşlarımız insanlık adına bunu ifade edebilmişlerse kıyamet. Bir arkadaşım için dediğim gibi diyeyim. Benim için cennete gitmek insanların iftar tablosunun şefaati olmasa mümkün değil. Amma dedim. Fedakarlığına binaen amma dedim. Bir gün bana cennete gir derlerse falan yerde ben böyle yapayalnız kaldığımda koluma giren o arkadaşımı almadan girmek istemiyorum derim ya Rabbi. Eğer bir yerde bu çekirdeği oluşturmuş bir nüve varsa hakikaten siz şahit olun ben alınlarından öpüyorum. Siz şahit olun bana eğer farz-ı muhal cennet kapısı açılırsa onları almadan içeriye girmem. Bu fitne zamanında Müslümanlığı dosdoğru yaşamak çok zordur. Fakat o zoru başaranlar dünyada bütün zorlukları da başaracak baba yiğitlerdir. Allah sizleri o baba yiğitlerden eylesin. Bana müsaade ediyor musunuz?